Tekrar hoş geldiniz. Gecikmeden dolayı özür diliyoruz. İkinci oturum olan kendinden gayrısından korkmak. Korkunun dışlayıcılığı adlı oturuma başlıyoruz. Oturum başkanı Sayın Zeliha Ötöz'ü huzurlarınıza davet ediyorum. Merhabalar. Biz bu oturum için şöyle bir düzenleme yapmayı daha uygun bulduk. Bu oturumda gayrimüslim bu ibarenin kendisi zaten ciddi biçimde problemli bir ifade. Ama bunun kendisi de bir semptom en nihayetinde. Oturumumuz bu korkuyu ele alan bir oturum. Ve ilk defa bugün bu oturumda bir başka özellik daha var. Bir tanıklığımız var. Öncelikle şöyle bir düzenleme yaptık. Önce tanık konuşacak. Ardından bu konuda çalışmalarını yürüten araştırmacılar, akademisyenler görüşlerini bizlerle paylaşacaklar. Bu nedenle şimdi ben sevgili Yanni Haraçoğlu'nu tanıklık için kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Çok kısaca bir iki cümleyle Yanni Bey'den bahsetmek istiyorum. Zaten kendi tanıklığıyla gözlemlerini, deneyimlerini aktarırken zaten kendisini bize tanıtmış olacak ayrıntılarıyla. Kendisi 1939'da İstanbul'da doğmuş. İstanbullu bir Rum Yanni Bey. Fakat doğum tarihi resmi kaynaklarda 1940 1 Ocak olarak tanımlanmış. Dolayısıyla bu ülkede nüfus düzenlemesine ilişkin çok ilginç bir şey vardır. Örneğin Kürtlerin de kendi doğum tarihleriyle resmi tarihleri arasında ciddi bir fark vardır. Ama nedense bütün o resmi tarih nüfus cüzdanlarında olan 1-11 olarak tecelli eder. Demek ki böyle bir ayrım da var Kürtlerle Rumlar arasında diye düşünülebilir. Kendisi Bağlarbaşı İlkokulu'nda okuyor. Daha sonra Galatasaray'daki doğru ifade edecek miyim bilmiyorum ama yani Bey Zofran evet lisesinde orta öğretimini tamamlıyor. İstanbul Arkeoloji bölümünü bitiriyor ve klasik arkeoloji bölümünden mezun. Asıl arkeolojide ilgilendiği alan sualtı arkeolojisi. Ve fakat bir takım talihsizlikler ya da terslikler nedeniyle bırakıyor arkeologluğu. Her ne kadar kendisi daha sonra dalmaya devam etse de ticaretle hayatını idame ettiriyor. Evet, karşınızda şimdi Yanni Haraçoğlu. Merhaba. Tamam. Çareleri gelmez. Efendim sürçülisan olduysa affola, baştan söyleyeyim. Yani Haraçoğlu, yani Yalçın Haraçoğlu. Şimdi bu üçünün de önemi var. Yani Hristiyan Ortodoks olan bir adamın vaftiz ismi Yahya, Jean, John, Hans. Haraçoğlu soyadım. Fakat birazdan anlatacağım anekdot tırnak içinde sayesinde Yalçın oldum. Yani benim resmi ismim Yalçın. Nüfus kağıdında Yalçın. Şimdi tabiri caizse gavurum ama iyi bir insanım.
Şimdi bununla özellikle soyadımı vurgulamak istedim. Oradan başlayacağım. Dedem Kapadokyalı, babamın babası. Ve orada bildiğiniz gibi taşla uğraşırlar. Dedem de taşçıbaşı. Dolmabahçe Sarayı yapılırken zaten Balyan da Ermeni, yani mimarlar, ustalar falan çoğu gavur. Veya Hristiyan, pardon. Hani dedik ya gavura gavur demeyeceğiz diye. Politikada vardı öyle bir şey, hatırlıyor musunuz? Saray bitmiş, padişah çağırmış bizim dedeyi ve kendisine aynen şunu söylemiş. Yuvan Usta, o zaman soyadları yok. Sen gavursun. Fakat dürüst bir adamsın. Onun için sana haraçlarımı toplamakla görev veriyorum. Soyadı alınca Cumhuriyet tarihinde Haraçoğlu olduk. Geldik Yalçın'a. Yani ben arkeolog olmadım, arkeolojiyi bitirdim. Fakat sonra ticaret hayatına atladım. Kimyasallar getiriyorduk İsviçre DuPont'dan. Bir takım boyalar satmak için ismini vermeyeceğim bir kumaş fabrikasına gittim. Ama en büyüklerinden. O zamana kadar telefonla görüşüyorduk. Evet beyefendi, hayır beyefendi. Tabii Haraçoğlu Bey, tabii Bay Haraçoğlu, ismi bilmiyor ama Haraçoğlu olarak, Sayın Haraçoğlu. En nihayet fabrikasına gittim. Adam mescitten çıktı, takunyalarını çıkardı, pabuçlarını giydi. Bilmiyorum yani Fenerbahçeli miydi neydi bilmiyorum takımını. Konuştuk, mutabık kaldık. Kartımı bıraktım ve kapıya yöneldim ki Sayın Haraçoğlu bir anda Monsieur Yani oldu. Hem bay değil, Monsieur. Monsieur Yani bir dakika dedi, döndüm. Efendim dedi, biz 100 bin dolar söz konusu, bu siparişi dedi, şimdilik iptal edelim. Pardon, tehir edelim. Başka bir zamana iki mislini vereceğim falan, palavra, yalan, vermedi, vermedi. Yani gavura sipariş vermek istemiyordum ya, hakkı. Çıktım, Yahudi bir arkadaşım var, avukat. Af buyurun, ulan dedi, sen de gitmişsin Müslümanın en koyusunun kucağına oturdun dedi. O dedi, sana sipariş veririm, sen deli misin dedi, benim gibi yapsana dedi. Benim adım dedi, Jack, ben dedi, Yakup oldum. Benim aklım almıyor, nasıl isim değişir? Dedim, lan değişim mi? Değişir ya, dedi, bana bir vekaletname ver, 15 gün sonra Yalçın oldum, Yalçın geçmiş olsun dedi. O günden sonra arabama arkadan çarpan yani suçlu çıkıyordu. Çünkü o zamana kadar arabamı ben fren yapmışım diye suçlu ben oluyordum. Ya vurdum kardeşim vurdu. Olsun ismin yani bitti. Bu isim ve soyadı ile ilgili bir şey. Başka bir şey daha var. Tabii bu benim yaşadığım bir olay. Yani bizzat benim yaşadığım isim soyadı benim yaşadığım bir olay. Çocukken biz sokakta Rumca konuşamazdık. Korkumuz vardı. Rumca konuşma, Rumca konuşma. Zaten arkadan gelen vardı. Vatandaş Türkçe konuş. Tabii küçüküz, konuşamıyoruz. Gazete okuyamıyoruz. 4-5 tane Rumca gazete vardı, okuyamıyoruz. Alıp yırtıyorlardı adamlar. Şimdi öyle değil ama öyle değil çünkü biz 200 bin Rum vardı. Şimdi 2000 tane ya var ya yok. Yani yorgan bitti, kavga bitti. Yani o mozaik falan palavraları dinlemeyin. Palavra. Şimdi bunda ben suçlu aramıyorum yalnız. Bakın bunu altını çiziyorum. Suçlu yok. Türkiye'nin en büyük sorunu olan eğitim yokluğudur. Biz eğitilmiyoruz. Eminim ki hepiniz bilgisayar programcısınız, doktorsunuz, avukatsınız. Fakat kaçınız iyisiniz? Çöpçüsünüz. Kaçınız iyi çöpçüsünüz? İyi çöpçü olmak başka, çöpçü olmak başka. Pendik'te bir çöpçünün, sokak çöpçüsünün heykelini dikmişler. Adam çöpçü. Dolayısıyla benim kanımca, bu tamamen benim inancım, Türkiye'nin en büyük eksiği eğitim. İşte Müslümandır, efendim Hristiyandır. Ya Norveç'te böyle bir konuşmanın yapıldığını ben tahmin etmiyorum. İsviçre'de sen hangi dindensin sorusunun yöneldiğini ben bilmiyorum. Bilmiyorum oluyor mu öyle? Yok. Bana ne ya? Sen Fenerbahçelisin, sen Galatasaraylısın, sen Hristiyansın, sen Budistsin. Bana ne? Hindistan'da yapılmıyor böyle bir konuşma. Hindistan'da sayısız tanrı var. Kim kimin tanrısına ne karışıyor? Yani bunu ben demin de vurguladım. Efendim İslamofobi diye bir şey yoktur. Biz kendi kendimizi küçümsüyoruz. Müslüman fobisi olabilir.
Hristiyan fobisi olabilir ama Hristiyanlık fobisi diye bir şey yoktur. Dolayısıyla bunu bir kere yerine koymamız lazım. Biz böyle olmamız lazım derim. Ha bu nereden geçecek? Eğitimden. Şu anda bir eğitim oluyor burada. Ya ben senelerce üniversiteye girmedim ve şimdi heyecanla sizin karşınızda konuşuyorum. Acaba nereden yumurta gelecek diye bekliyorum ama yani. Var mı yumurta cebinde olan? Yok. Neyse kurtardım. Şimdi benim söylemek istediğim başka bir şey daha var. Ha benim yaşamadığım fakat babamın yaşadığı bir şey. Savaştan sonra 20 yaş askerliği diye bir şey var. Çoğunuz bilmezsiniz, bilemezsiniz. Müslüman olmayanlardan 20 yaştan 40 yaşına kadar askere toplamışlar. İşte sokakta topluyor. Senin ismin nedir? Dimitri. Gel bakalım yürü. Angarya. Üniforma falan verilmiyor. Senin Agop. Yürü bakayım. Senin bilmem. Yürü bakayım. Ya eve gideyim. Yok eve yok. Yürü. 20 yaş askere aldığında. Ve Sarıkamış'ta sayısız insan ölmüş. Yaşlı konuşuyorum. Ben yaşamadım. Babam yaşamış bunu. Ondan sonra biz yani daha doğrusu babam varlık vergisini yaşamış. Gayrimüslimlerden kazanmadıkları paranın vergilerini almışlar. Şimdi bütün bunların sebebini ben biliyorum. Anlatmanın yeri değil burası. İnönü zamanında efendim işte ekaliyeti piyasadan çıkartıp Müslümana işler hazırlamak için yaptığı şeydir. O da Almanlar ona önermiş vesaire. Bu çok büyük bir detay. Anlatmayacağım bunu. 6-7 Eylül hadiselerini ben yaşadım. Çünkü ben o zaman 15 yaşımdaydım. Böyle bir barbarlık hayal bile edemezsiniz. Polisin askerle beraber el birliğiyle gavur dükkanlarını ve evlerini talan ettiklerini ben gördüm bizzat. Gezdim sokakta ben gördüm. Mezarlıklardan cesetler çıkardıklarını ben gördüm. Çıkarılmış cesetleri gördüm. Apartmanın veya işte 3. katından atılan piyanoyu ben gördüm. Tabii kadın ihvalleri vesaire bunları tartışmayacağım, konuşmayacağım onları. Bunu yaşadım. 6-7 Eylül hadiseleri. Nasıl olduğunu vesaire siz tarihi araştırın, orada göreceksiniz. Yani Menderes'inler oradan vesaire vesaire. Onlar yani çok detaylardır. Bir şey hatırlatmak istiyorum size. Bilmem gördünüz mü? Bir Tutam Baharat diye bir film. Görenleriniz belki vardır. Orada benim o filmi iki cümleyle özetliğimi söyleyebilirim. Türkiye'den yurt dışına kovulan bir Rum vatandaş. Ha bu arada bir parantez açayım. Bakın bu çok önemli. Bizler Türkiye'de Rum'u ve Yunan'ı karıştırırız. Biz Yunanlı değiliz. Biz Rum'uz. En az bir Türk kadar Türk'üz. Ama Müslüman değiliz. Vurguluyorum. Biz Türk'e daha yakınız. İyon değiliz, Yunan değiliz. Adam gitmiş Yunanistan'a, oturup konuşuyorlar kahvede. Ve adam derdini yanıyor. Diyor ki ya kardeşim diyor, bizi diyor Türkiye'den kovuyorlar diyor, gavuruz diye diyor. Buraya geliyoruz diyor, Yunanlar da bizi diyor, Türk tohumu diyor, karşılıyor. Biz Yunanistan'da Türk tohumuyuz, burada gavuruz. Ya biz neyiz bilmiyorum. Biz Rumuz. Ama bunu ne bir toplum ne öbür toplum görmüyor, kabul etmiyor. Ve bizler iki kamburla doğuyoruz ve büyüyoruz. Biri gavurluk, biri de hoşgörü. Beni hoş görmesine hiç kimseye izin vermem. Ama bana gavur diyeni ben hoş görürüm. Hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü. Zamanlarda böyle moda olmuş bir kelime. Efendim hoşgörü, ne hoşgörüsü ya? Senin ne hakkın var beni hoş görmeye? Ya böyle şey yapıyor. Yani hoşgör, boşver ya. Hayır kardeşim. Beni kimse hoş göremez. Ve son kapatayım çünkü galiba çok konuştum. Hayır daha henüz 10 dakikamız. Yapmayın ya. Peki bu adamların ne günahı var? Şimdi iftiharla söyleyeceğim bir şey var. Yalnız sizde değil, herkese de söylüyorum. Benim ilk eşim Müslüman Türk'tü. Laz'dı. Fakat onun tabiriyle ama tedavi görmüş. Öyle diyordu. Lazım ama tedavi gördüm diyordu.
Ve Hacettepe'den rahmetli şeyin Profesör Doğramacı'nın ilk yüksek hemşiresi. 2004'te kaybettim onu ve bir daha da böyle insan bulamam. Müslümandı ama iyi insandı. Hayır, yanlış söyledim, özür dilerim. İnsandı. Sadece insandı. Öbürü markadır. Bana her ne kadar Hristiyan deniyorsa da ben Hristiyan da değilim. Ve ben şu üç filozofa inanırım. Konfüçyüs'e, Sokrat'a ve Mevlana'ya. Bana yapılmasını istemediğim şeyi başkasına yapmamak. İsa'dan önce söylenmiş bu. Kendini tanı. Sokrates. Kaçımız kendimizi tanıyoruz? Tanıyor muyuz? Yalan. Mevlana. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Ben bu üçünden başka ne İsa, ne Musa, ne bilmem ne peygamber dinlemem. Onlar insan. Yani bu üçü insan. Ötekiler peygamber. Karışmıyorum. Allah'ın içine karışmıyorum ben. Onların anlayacağı bir şey. Ben bu üç insana bayılırım. Ve bütün dünyayı gezdim, inanın. Bunlara en yakın olanlar Budistler. Sakın beni Budizm propagandası yapıyorum demeyin. Yapmıyorum çünkü. Ama olsaydı bir dinim herhalde Budist olurdum. Her evde bir tanrı var be kardeşim. İnanıyorum ki burada da sizler kadar tanrı var ve sizler kadar şeytan var burada. Tanrı'ya kim bir diyorsa bence yanılıyor. İçimizde dedi ikisi de. Hangisini beslersek o bizim efendimiz olur. Eve gidince düşünün bunu. Vaktim var mı da? Evet. Yapmayın ya. Yazık bu çocuklar. yani çok özür dilerim. Bilmiyorum daha sabaha kadar konuşurum isterseniz. Çünkü yaşlı insanlar çok konuşur biliyorsunuz. Bilmiyorum anlatacağım başka bir şey yok. Benim zaten bu üç anekdottu söylemek istediğim. Varlık vergisi 6-7 Eylül. Bir tutam baharat. Evliliğimden bahsettiğim zaten. Bir tutam baharım. Siz kaçırdınız. Filmi mi? Hayır. O bir tutam baharatta geçen bir diyalog. Daha doğrusu bir konuşma kahvede. Yurt dışına atılan bir Yunanlı pardon bir Rum kahvede konuşurlarken niye kovuldunuz ne falan demişler. Dedi ki ya kardeşim biz garip bir mahluklarız. Türkler bizi gavur diye görüyor. Sizler beni burada Türk tohumu olarak görüyorsunuz. İkisi de doğru. Şimdi bu adam nedir? Ben neyim bilmiyorum. Ben biliyorum. Ama çoğumuz bilmiyoruz. Ben Rum'um. Benim kökenim Rum. Ve ben Karamanlı Rumlarından. Bakın bunu atladım mesela. Karamanlı Rumları ana dilleri Türkçe, hurufatları Yunanca, dinleri de Hristiyanlık, İsevilik. Ve ilk Hristiyan olan Rumlar Karamanlı Rumlarıdır. Ermenilerden sonra ve Suriyelilerden sonra Hristiyan olan bizleriz. Ve bizler Kapadokyalıyız. Malazgirt Savaşı'nda yani Malazgirt'te 1071 miydi Malazgirt? Gelen Türkler 20 bin civarında Türk vardı. Gelen 30 binde Malazgirt'te işte tabii konudan konuya atlıyoruz ama tarih değil burada. Bunun da bilinmesinde fayda var. Ve Rumların aleyhinedir bu söyleyeceğim yalnız. Daha doğrusu saray aleyhinedir. Rumca konuşan, Yunanca konuşan ve Hristiyan olan 30 bin kadar Rum baskı görüyorlardı saraydan ve patrikhaneden. Çünkü bunlar ikisi de üst düzey yönetim kurumlarıdır. Yani patrikhane, yani gör böyle bir despotu, adamın giydiği elbiseler bir Rolls Royce değerinde bir elbise. Öbürü de zaten saray, astığı astık, kestiği kestik. Nerede isterse Aksaray yapar, nerede isterse bilmem ne saray yapar. Yapar adam, niye yapmasın? Yani Beyaz House var da yani Aksaray olmasın mı? Olsun, o da yapar, o da yapar. Mesela yani bu arada biraz politikaya kaçtım galiba değil mi? Onu suçlu görmüyorum yalnız. Suçlular ve sorunlar biziz. Öyle bir adamın başımızda bulunmasının tek müsebbibi bizleriz. Biz demokrat diye geçindik ve öyle bir boşluk yarattık ki o adam gayet basit bu boşluğu doldurdu. Bu adamın fikri de belli, felsefesi de belli, misyonu da belli. Niye biz bu adamdan, zenci bir adamdan niye beyaz tenli bir adam bekliyoruz? Bu adam misyonunu yerine getiriyor.
Hiç sekreter değil. Aa, işimize gelmiyor. Zamanında düşünseydik. Menderes zamanında düşünseydik. Demirel zamanında düşünseydik. Yani Demirel az mı yaptı? Yahya Beyefendi suntaları çıkartırken karpuz diye bilmem ne diye. İyi miydi onlar? Yani onun için sorumlu biziz. Biz ne ektiysek onu biçiyoruz. Yani arpa ektik, buğday bekliyoruz. Olmaz öyle şey. Bütün bu curcuna içinde yine dönelim azınlıklara. Azınlıkların hiç şüphesiz kusurları var. Kendilerini enterne ettiler. Rum mahallesinde otururlar, Yahudi mahallesinde otururlar, Ermeni mahallesinde otururlar. Ben Rumlar tarafından dışlandım. Neden? Çünkü Müslüman bir kadınla evlendim. Ve ben kendilerine ya kardeşim evet Müslüman. Hatta bizde şey var, kilisede komünyon diye bir şey var. Bir olmazsa olmaz var. Yani İsa'nın kanını almak her pazar ayinden sonra. Katolikler bunu ufak bir ekmekle alıyorlar. Bizler şaraplı ekmekle yapıyoruz. Bana komünyon bile verilmek istenmedi. Çünkü karım Müslüman. Şimdi bu kilisenin bana yaptığı bir zulüm. Hoş umurumda bile değil. Şimdi de almam, hiçbir zaman da almadım. Ama onların davranışı beni itti. Keşke bulsam böyle bir Müslüman kadın da tekrar onunla evleneyim. Ama çok samimi söylüyorum. Bir kere kaynanam yoktu. Yani büyük bir laf aramızda. gene bakın vurguluyorum. İnsan, insan, insan. Eğitim, eğitim, eğitim. Bunları eğer benimseyip de uygulayabilirsek çok zor çünkü. Kendini tanı en zor felsefelerden bir tanesiniz. Eğer bunu yapabilirsek inanın ki ya o iyi adamdır ama işte Müslümandır ama ya, bu kalkacak, bitecek. Yok öyle bir olay. Bitti mi? 4 dakika Ya beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Keşke vakit olsa sabahlara kadar da konuşsak. Dediğim gibi ihtiyarların konuşması bitmez. Sağ olun. Ben de şimdi... Sağ olun. Efendim bu arada ben Zeliha Hanım'a gönülden teşekkür ederim. Çünkü o beni bir şekilde buldu, çıkardı, buraya getirdi. Ve ona müteşekkirim. Sizleri tanıdım. Böyle bir toplumda konuşmanın ayrıcalığı var bence. İnsan dinlenmek ister. Gördüğüm kadarıyla esneme görmedim. Eminim de cebinizdeki yumurta yatmadığınıza göre beğenmişsiniz. Yine de kendilerine çok çok teşekkür ederim. Keşke bir çiçek takdim edebilseydim. Bu arada bunu açmam gerekiyordu değil mi? Evet, tekrarlayayım. Şimdi çalışmalarını, bu çalışmalarının sonuçlarını bizimle paylaşacak 3 öğretim üyesini, 3 önemli tarihçiyi buraya davet edeceğim. Önce İsviçre'den Sayın Hans Lukas Kiezer'i buraya davet ediyorum. Buyurun. İkinci konuşmamız Edip Gölbaşı olacak. Edip Gölbaşı'nı buraya davet ediyorum. Ve üçüncü konuşmacımız Fuat Dündar. Evet buyurun Fuat Bey, sizi bekliyoruz. Şimdi çok uzatmayacağım. Sadece konuşmacılarımız hakkında çok kısa bir iki cümlelik hatırlatmalarda bulunacağım. Kendilerini tanıtmak üzere. Dediğim gibi çok kısacık olacak. Önce Hans Lukas Kiezer'den başlamak istiyorum. Kendisi İsviçreli. Zürich Üniversitesi'nde ve Freiburg'da. Değil mi hocam?
Yanlış Yok, mı? Zürich ve Cenevre. Cenevre. Tamam. Kendisi yakın dönem tarihçisi, Osmanlı, geç dönem Osmanlı tarihi üzerine de çalışmaları var. Elbette çok fazla sayıda kitapları var ama Türkiye'de özellikle iki kitabı, Türkçe'ye çevrilmiş olan iki kitabı var. Bunlar çok gerçekten hem tarih metodolojisi açısından hem de içerdiği veri ve o veriyi çerçevelendirdiği yaklaşım, soru açısından çok önemli. Birincisi Iskalanmış Barış ki kendisinin sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam doktora tezi. İkincisi ise Türklüğe İhtida. Bu iki kitap bugün gerçekten yakın dönem Türkiye tarihi açısından çok ufuk açıcı iki kitap. Dediğim gibi diğer çok sayıda kitabın müellifi kendisi. İkinci konuşmacımız Edip Gölbaşı, aynı zamanda bu topluluğun en genç üyesi, hali hazırda doktora çalışmasını sürdüren bir arkadaşımız. Kendisi Marmara'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Marmara Üniversitesi'nden mezun. Daha sonra master tezini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde gerçekleştiriyor ve master tezi Yezidiler ve Osmanlı Devleti, Modern İktidar, Zorunlu Askerlik ve İhtidar Siyaseti 1830-1909 başlıklı bir master tezi var. Hali hazırda doktorasını Kanada'da yapıyor, sürdürüyor. Simon Fraser University'de, aynı zamanda da Koç Üniversitesi'nde. İdi. Tamam. Evet. Bu arada doktora tezine ilişkin, en azından doktora tezinin bir bölümünü oluşturan 1915'e Ermeni soykırımına gelene kadar ondan önceki onun ayak izlerinin peşinde bir takım çalışmalar yani 1894-96 katliamlarına kadar geri giden bu katliamların izini sürüyor kendisi. Evet, Edip bize zaten 1894-96'daki katliamlar üzerinden konuşmasını örgütlediğini belirtti. Ve tabii Fuat Dündar, Fuat... Sosyal bilimlerden değil, lisansı yani internetten görebildiğim kadarıyla İTÜ Petrol Mühendisliğinden, daha sonra lisansüstü çalışmaları için tarih ve siyaset bilimi doktorası yapmış biri kendisi ve şu an iletişim yayınlarından çıkmış olan Modern Türkiye'nin Şifresi adlı kitabı var. Ve aynı zamanda İttihat ve Terakki'nin Müslümanları politikası halen pekala çok kolaylıkla istediğinizde ulaşabileceğiniz kitaplar. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Asıl onlar fikirleriyle bize kendilerini tanıtacaklar. Oturum diliyorum herkese. Çok teşekkürler. Bu arada bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Haslı Kızkızer Türkçe biliyor fakat yalnız kendisi şimdiye kadar Türkçe bir sunuş denemesine girişmediğini, bundan çekindiğini söyledi. O nedenle sunuşunu İngilizce yapacak ama İngilizce sunuşu izleme konusunda zorluk olabilir düşüncesiyle bazı arkadaşlar açısından kısa girişte tezini ve hangi konu üzerinde konuşacağına dair kısa bir Türkçe açıklama yapacak. Kendisine anlayışı için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Maalesef imkanlarımız simultane çeviri yapmamızı mümkün kılamadı. Bunun için sizlerden de özür diliyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi konuşmacılara sözü veriyorum. Buyurun Hans Lucas Kieser. Evet, davetiyeniz için ve güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, sizi İngilizce ile yormadan önce konumu anlattım. Konum imparatorluk korku ve şiddettir.
Bu çerçevede Ermenilere karşı Türkiye'de sergilenen tutumu ele alıp 1895 katliamlarından 1938 Dersim katliamına kadar gideceğim. Bu tutumun korku ile ilişkisine bakacağım. Korku nasyonal sosyalizminin motoruydu bence. Tarihçi olarak öyle görüyorum. 1922'de Adolf Hitler Münih'te Almanların Ermeniler gibi, bu Hitler'in sözü, Ermeniler gibi zayıf bir halk olabileceği korkusunu ifade etti. Bunu önlemek için Yahudilere ve diğer iç düşmanlara karşı şiddet kullanacaktı. Bu korku ve şiddetin arkasında özellikle Almanların Baltık'ta Bolşeviklerle yaptıkları bazı kötü tecrübeleri vardı. Ama Hitler'in korku ve şiddeti belli bölgelerle sınırlı değildi. Hitler topyekün bir şiddet ve bir imparatorluk yeniden inşası için korkuyu kullandı. Geç Osmanlı döneminde Türkçe konuşan elitlerin milleti hakimeyiz tavrı vardı. Bunu ben imperial bias olarak adlandıracağım ve bunu tarihi örneklerle açıklayacağım. Bir örnek, 1895'te Diyarbakır'dan Müslüman bir komite tarafından gönderilen bir telegrafta Ermenilerin Diyarbakır bölgesinde milleti hakime olacağı korkusu vurgulanıyordu. Yani gelecek reformlar yüzünden. Temel argümanım burada şudur. Ermeniler Talat Paşa ve Mustafa Kemal Paşa'nın alter egosu, yani öteki geç Osmanlı ben-i egosu oldular. Daha 1908'de Ermeni siyasetçiler Talat'ın devrimci kardeşleri idiler. Anayasal bir devlette Ermeniler kadar vefalı başka bir unsur yoktu diye bazı ittihatçilerden öğrenebiliyoruz. Yine de 1915'te topyekün sürülüp öldürüldüler ve sonraki dönemlerde küçük görüldüler. Merkezi başka bir örnek vereyim. İçişleri Bakanı Talat Bey'in Ermenilerin muhtariyeti olacağı korkusunu ifade eden 24 Nisan 1915 telgraflarıdır. Böylece Talat Ermenilere karşı, yani o telgraflara, uzun telgraflar, şiddet kullanılmasına yol açmaya başladı. Yani Ermeniler sürülüp öldürüldüler, küçük görüldüler. Mustafa Kemal 1916'da Almanya seyahatinde bir sohbet sırasında Ermeni milletini ve Ermeni tarihini yokmuş gibi küçümsedi. Alter ego yüzünden bu şekilde aynı zamanda yeni Türk kimliğini daralttı. Önce Talat, sonra Mustafa Kemal'ın sarıldıkları Ziya Gökalp'ın coşkulu Türklüğü ve Türkçülüğü başka kimliklere, Ermenilere, Alevilere, Kürtlere, Rumlara yer bırakmadı. Gökalp'ın milliyetçiliği İslamcılığı da kapsattı, yani Türkçülüğün altında. Bu yüzden bu bahsettiğim daralma problemi sadece Kemalist bir problem değildir. I start with the statement that the Armenians became an object of angst, hate, and aggression for ruling late Ottoman political circles. What is angst? This is German, but also an English notion. Angst is when fears clump together. Yani derin
korku kompleksidir, angst. Temporarily, Armenian in late Ottoman times had also been admired, in particular by young Turks in opposition, whom Armenian revolutionary determination and courage very much impressed. So this was an admiration mixed with envy. Furthermore, I am arguing that against the background of the last Ottoman decade, the Armenians became the alter ego. Türkçe söyledim, şimdi tekrar söylüyorum. The alter ego par excellence of modern Turkey. The emphasis is on alter, that is all other, alternative. Late Ottoman and early Republican ruling circles were largely of Sunni background and Turkish speaking. We have much touched upon this, even if they were ethnically mixed and of diverse mother tongue. They identified with Ottoman power and state tradition, and even if at times, again and again, they contested contemporary principles and representatives of rule in the capital, Istanbul, this statement is true. I see fundamental distinctions, but I see also important similarities between German radical nationalism, in particular, I include National Socialism on the one hand, and Young Turk and Kemalist Turkism on the other. A major reason for similarity is in both cases fear of loss during a very difficult farewell to a centuries-old imperial tradition. How to say goodbye to the empire. In both cases, this was an imperial tradition of continental seis, so limited, but of universal ambition. And this fed the self-understanding of imperial elites in the army and beyond, and was based upon a pre-modern, partly religious feeling of hierarchies. I call this attitude the imperial bias. And part of the imperial bias was a basic, quasi-apocalyptical angst of loss of existence, but not only existence, existence together with superiority of a milleti hakime status, of positions within such a state, of course also a familiar world. In compensation, it included, the imperial bias included, dreams of imperial restoration together with the resurrection as a modern state, not only restoration, also something hyper-modern. The imperial bias of the late Ottoman period, in particular of the cataclysmic 1910s, entailed an embittered relation to previously subaltern groups that had profited from and identified with modern global empire deconstructing perspectives. Because equality is empire deconstructing. All this led to an ideological amalgam of imperial elements of self-understanding with compensatory, partly hypermodern, anthropological or biological self-definitions, as we see them, for example, in the 1930s with the Turkish history thesis. So, in short, three interconnected components made up the late Ottoman Muslim attitude toward Armenians. One, there was material and spiritual envy, as well as fear of competing power and ambition. We have to understand this as a consequence of strong intra-Armenian, including transnational, dynamics in culture, economy, and education. It is safe to call the Armenians winners of modernity in the 19th century, even if they lost protection and security at many places. Most Armenian were alphabets in 1900. That's a huge difference. Second, there was Muslim identification of the Armenians with the nominally Christian West, including Russia.
In consequence, the identification of the Armenians with Western intrusion, and in particular with Western demand of reform. Since Armenians were existentially interested in Ottoman reform, it was a small step for rhetoricians of Islam, patriotism, anti-imperialism to call the Armenian traitors. And third, again, there was what we may call the alter ego. The Armenians were a modern alter ego of the Turkish nationalists because they had realized important goals which the Türk-Yurdu movement itself began to postulate for good only in the 1910s. So in a way, it's an emulation of Armenian nationalism. So what were these goals, positive goals for a major part? A broad education at the first place, including education for girls, secular principles of politics, economic dynamism and initiative, national consciousness, national history, writing, etc. So the last two points are a bit more ambivalent. Now let me come to historical, very short case studies. On November 4th, 1895, a long telegram was sent from Diyarbakir to the Sultan Abdulhamid II on the topic of the Armenians. Components 1 and 2, envoy and accusation of imperialist betrayal by the Armenians, pervade this long telegram that was written by a local committee of, let us say, right-wing proto-revolutionaries. The telegram was written in fall 1895. When bloody massacres of 10,000s of Armenians in the central and eastern provinces of Asia Minor sent shockwaves through the Ottoman world and the European Belle Epoque. Edip Goldbache will much more develop on this topic, so I will be short. The attacks were, of course, in a context, not from nothing, they did not come from nothing. They were local reactions to a reform plan based on the Berlin Treaty and signed under pressure in Istanbul on October 17th. On November 3rd, the Armenian minority in Diyarbakir was attacked. Compared to other places, the Armenians in Diyarbakir were prepared to defend itself, so that not alone about 1,000 Armenians, but also 200 attackers died. The telegram to the Sultan did not mention the violence of November 3rd, but threatened bloodshed in the event that reforms in favor of the Armenians were implemented. The telegram's main argument was that malicious foreigners accused Ottoman Muslims that they wanted evil reforms and that they found for this purpose on Ottoman ground Armenians as partners and profiteers. Also, speaking only of rumors, the telegram took for granted that reforms would make the Armenians the rulers of the country. So the Mileti Hakime. The telegram expressed envy of the Armenians' much happier conditions and disgust at Armenian benefits contrary to Islamic law. It was imbued with the traditional perspective toward subjected non-Muslims together with the pretense of a centuries-old tolerance toward non-Muslims, but pretense of a tolerance that at any instance could be revoked, but by act of violence, because not to use violence, this was the generosity, temporary generosity of the Muslims on the place.
The letter also, so I thank you for the patience that we will be a little bit exact, sophisticated with regard to this kind of language, was framed by the claim to be true Muslims and the sons of Selim, Sultan Selim II, by the solemn assertions of loyalty toward the state and the Grand Caliphate, and by a reverence for Sultan Selim II, who is in heaven. He had conquered the eastern provinces and the Diyarbakir in the 16th century. So there is this historical reference in the text, the implicit claim that Muslim privileges must be maintained against reforms, and the myth of tolerance. All these, of course, stood at odds with any acceptance of or an understanding for modern equality. Equality in all relations with the state had, however, been proclaimed in the Ottoman Reform Edict of 1856, and it based as a principle the whole reform plan. So the reform plan was, of course, based on the Berlin Treaty, but it was also based on the Tanzimat Reform Edict. So the local group or committee that wrote the telegram was co-responsible of the Diyarbakir massacre and had met in the Grand Mosques at the end of October 1895. There are direct lines from the 1895 committee in Diyarbakir to the COP branch in Diyarbakir after 1908, to post-1908 violence against Yazidis, to the extermination of the Christians in Diyarbakir in 1915, to Diyarbakir's political representation in Ankara, including the Ministry of Diyarbakirli Fezi Birincisade, in the interwar period and beyond. Ziya Gökalp was a member of the above-mentioned network in Diyarbakir. And you know he was the outstanding ideologist of a Turkism tinted by Islamism in the 1910s. He was a member of the Central Committee of Union and Progress up to 1918. Gökalp may be read against the background of the imperial bias against the background of an angst that he, Gökalp, who was a very intelligent person, also on the level of emotions, he transformed this angst to a lofty prophecy of a great Turkish future. With the Committee of Union and Progress and the Turkism of the 1910s, for which Gökalp was important, we have come very close to the question of this symposium, and this panel in particular. Now, in the 1910s, the alter ego turned to an object of fear, hate, and contempt. That's our third component. That was not already present in the 1895 telegram. So this component comes only under the Ittihadists, when the Ittihadists turned Turkists, Türklüye İhtidar, 1913, following years. The Armenian Revolutionary Federation and the CUP, Committee of Union and Progress, however, had been revolutionary brothers and had sent one to the other letters with Kardashim. They were brothers of the 1908 revolution. In the early 1910s, this changed fundamentally, even if many seeds for this change, including the imperial bias, had already been present before. Because, however, there had been a comment, if inchoate, yani only in some elements present, beginning, fragile, Turco-Armenian project, that is, a modern constitutional Turkey with a supra-ethno-religious identity and the rule of law. So I would call this the inchoate Turco-Armenian project of the 1908 revolution. So because there was something of this, even if it was only very weak and fragile,
the historical image of the Armenians is connected to this unaccomplished project. The Armenians are an alter ego of modern Turkey. There was a road toward a constitutional Ottoman Turkey after 1908, even if afterwards we can say this was totally utopian, and most of them who had participated in this project did not want to know anything more about this because they were the losers. So one wanted to be, of course, on the side of the winners and the nationalists, both Greek nationalists and, of course, first of all, the Turkish nationalists were the winners. Finally, the looking from the post-Ottoman period. The Armenians are an alter ego of modern Turkey, an intimate but suppressed part of modern Turkey's foundational history that lasted from the 1910s to the 1930s. Do I have some minutes more? Five or something like this? Yes. Five, six. Okay. And that's the guest bias in favor of me. Thank you. Contemporary young Turks tended to hold the Armenians and other Ottoman Christians responsible for the failure of the 1908 project. With exceptions, however, I have begun to read Javid Bey's diaries. I'm very curious about the second volume of Javid Bey's diaries. There is another view upon the Armenians. Or, you know, may know perhaps Celal Bey, the governor of Erzurum, Aleppo, who very clearly said it was our mistake. He was an Ittihadist, but he said the failure was our mistake, the CUP's mistake. So I would say that the sober assessment of the failure of the 1908 revolution has at least to reflect on the CUP's imperial bias and the CUP's integration of anti-constitutional and openly anti-Christian forces in the eastern provinces, first of all in Diyarbakir. The change or definitive authorizing of the Armenians began for good when in 1913 the 1895 reform plan was revived and the CUP leaders saw the Armenian representatives responsible of this step. And this was, of course, a step that would ensure the sovereignty of the state. And sovereignty, hegemonic, was the first goal, the sacrosanct goal of the CUP. And they had finally to sign a plan and signed it also in February 1914. But a year later, as I said already shortly, the change in the attitude towards the Armenians culminated on April 24th, 1915, when Talat Bey defined in several circulars the situation in Asia Minor as a general Armenian rebellion in favor of the Entente, and at the same date he introduced first steps in order to crush the so-defined collectivity of traitors. He raised in the same circulars the specter of Armenian autonomy, Mukhtariyet. What Talat obviously feared most, of course, because hegemonic was the most important thing for him, not peace or not coexistence or not, I do not know, not a constitutional state, not the rule of law, but hegemonic. So the thing he feared most was to share home and power with others in Anatolia. This would have limited sovereignty. And the fear of Armenian autonomy stood therefore in the center of Talat's argumentation in these telegrams. Expulsion, spoliation, rape, extermination, mass death en route and in camps in Syria are what happened with Turkey's alter ego in 1915-16, and with this a seminal vocabulary of accusation, belittlement, and historical debasement of this Christian Armenian in party politics largely socialist alter ego. Only Muslims and Turks would own Anatolia's soil. In no case Armenians, Kemal Pasha repeatedly
proclaimed during the war for Anatolia. His Minister of Justice, Mahmoud Bozkurt, emphasized in even sharper, explicitly anti-Kurdish terms that the Turk was the exclusive master in whole Asia Minor. These strident terms expressed a strong fear of partition and a strong fear of sharing. They belittled and otherized those groups which it feared may be entitled to share home and power in Anatolia. Atatürk went never so far as to explicitly applaud to what happened to the Armenians in 1915. Others did, and used biologist language to do so. Since we deal here with the vocabulary of otherness and of fears, let me quote Mita Çükrü, a member of parliament in this town in 1935 to 1950. In the 1910s, he had been the secretary general of the CUP. In his memoirs, he wrote that Dr. Reshid, who was one of the most active Walis in 1915, had rightly, I quote, diagnosed the mental illness of the minorities and rightly decided to destroy the illness and the ill in his province. Nazis did not express clearer their exterminatory angst. Yet, before they deported and killed Jews, they killed 10,000 of Germans judged incurably sick and which a right-wing press in the 1930s had depicted as unworth to live, as a burden and risk for the rest of the society. However, an alter ego cannot be destroyed. It resurges. So let me come to the end. Resurgence again is a topic of fear. This morning already we have had this topic with the Hayalet, and that comes again, and you cannot save yourself from certain things, and killing is not the solution. Like other political currents anchored in the 1910s and marked by the World War I, the Kemalist movement, as did the Bolshevist movement, aspired to build something entirely new, an entirely new post-imperial and also, as far as the state was concerned, post-Islamic Republic of Turkey. It had right from the start to fear Islamism, which with both the CUP regime and Kemal Pasha's struggle for Asia Minor had closely cooperated. This had been a struggle for the caliphate, as we read in Kemal's letters to the Kurdish chiefs. And this struggle, we must also say and repeat it, there was already some contributions that touched upon this. There was a very material side of the fear in the struggle for Muslim rights. That was the fear to lose loot taken from the Armenians. And of course also a fear to be judged. A second, not only crucial fear, but deep-seated angst of the early republic was the continuity of regional autonomies and of any cultural diversity beyond Turkish unity that would impede an efficient centralist government over whole Asia Minor. In the worst case, this would be alternative paradigm if there would be some more autonomous places. There could be other paradigms of modernity that would be connected with the suppressed alter ego, that would be subversive for the new monolithic gospel of a centralist Turkism. Of course, this fear concerned the Kurds, even more so if they were in relation with Armenians, even more so if there was an Alevi background with the whole luggage of the old Kizilbash problem that included a lot of also religious legacy. So, of course, we are now speaking of Kurdish Alevi Dersim.
where had survived an important number of Armenians. That was a place, therefore, that the early republic targeted massively in the 1930s, in a time when the state itself was not at all threatened, what had been the case during World War I. A report of a senior official then called the area an abscess that needed an urgent surgeon. It even ruled out the possibility of any peaceful means to change the situation. The fear of and the contempt for the Sim, which represented something different of what the young republic aspired to be, again led to massive violence by the actors of the Turkish Revolution. Angst-driven violence left deep imprints because it left deep imprints in Turkey, because it happened so massively. It happened so massively, not in any time, but in a very special time, the founding, during the founding period from the 1910s to the 1930s. And because, and this is a second very important point, it was never followed, the massive experience of massive violence was never followed by a cry, by a political outcry, by a public outcry saying never again. So this kind of outcry, of current, of movement, never again, that we have, for example, in the European history of the 20th century, I do not see it, perhaps I do not see enough in the 20th century history here. Today's Turkey, which has become largely post-Kemalist, if I'm not wrong, may strike root beyond the seminal fears dealt with in my paper once, I think, it accepts the debates on and perspectives of decentralization and autonomy, which it had feared most and which it had suppressed most 100 years ago. It may then strike new root beyond the fears, because in a way we have to live again certain fears in order to overcome them. That's, by the way, also all the psychiatric therapy works this way. You have in a peaceful environment again to live fears. So I hope very much that this way Turkey may strike new root beyond the fears. And once, that's the very last point, the deconstruction of Kemalism that we see these years comprises, and I say not destruction, I say deconstruction. So it is decomposed very peacefully, non-violently. Comprises also the deconstruction of Gökalp's exalted Islamic Turkism. I thank you very much for your patience and attention. Çok teşekkür ediyoruz Hanslı Kıskizer'e. Şimdi sözü Edip Bey'e bırakıyoruz. Çok teşekkürler. Organizasyon komitesine, destekleyen kurumlara ve tüm katılımcılara hakikaten teşekkür ediyorum. Böyle güzide bir kurumda olmak, fırsatı bulmak hakikaten onur verici. Bu arada rahat görülüyordur umarım. Birkaç tablo göstereceğim. O yüzden bu PowerPoint sunumu yapmayı tercih ettim. Şimdi sevgili arkadaşlar, başlıkta 2. Abdülhamit döneminde emperyal korkular, güvenlik endişeleri ve Ermeni karşı şiddet. Bu başlıkta emperyal korkulara ve güvenlik endişeleri de gönderme yapmam. Hayır, şimdi değil. Şimdi değil. Emperyal korkulara gönderme yapmam aslında sadece bu sempozyumun doğasına uygun bir başlık bulma arayışından kaynaklanmadı. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu vilayetlerinde iç güvenlik
üzerinde çalışan birisi olarak bilhassa endişe, anksiyete terimini, kavramını sıklıkla kullanıyorum. Hatta bunun da ötesinde, iç güvenlik siyasetinin de ötesinde Yezidilerle ilgili, ya da daha doğrusu Ezidilerle ilgili yazdığım birkaç yazıda da bu topluluğun zorla İslamlaştırılması siyasetinin emperyal endişelerden ileri geldiğini vurgulamıştım. Konuşmamda özet olarak 2. Abdülhamit döneminde emperyal birliğe dair korkuların ve Ermeni nüfusa yönelik güvenlik endişelerinin bu spesifik nüfus grubuna yönelik kolektif şiddetin üretilmesindeki payını tartışmak olacak. Bunu yaparken belirli bir zaman diliminde meydana gelen şiddet dalgasını ele alıyorum. Bir hadiseler silsilesini, yani 1895 ve 96 yıllarında özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu vilayetlerinde meydana gelen şiddet dalgasını, Ermenilere yönelik şiddet dalgasını, Ermeni katliamlarını ele alıyorum. Bu arada şunu not etmekte fayda görüyorum. 1894'de Sason'da meydana gelen katliamı ayrıca incelemeyi tercih ediyorum. Elbette çok uzun bir şey var bunun. Zaman alacak bir nedeni var. Fakat kısaca ifade etmek gerekirse faillerinin ve gelişiminin 1895 ve 96'daki şiddet dalgasından farklı olduğunu düşünüyorum. Ancak aynı kontekste ortaya çıktıkları aşikar. Tüm trajik yönlerine ve tarihsel ve politik önemine rağmen 1890'ların ortalarında meydana gelen bu şiddet olayları henüz gerektiği kadar incelenmedi. Biraz önce konuşan Hans Lukas Kieser'in yazdıkları birkaç değerli istisnadan birisi. Tabi elbette Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Ermenilerin kaderi söz konusu olunca tartışmaların çoğu 1915'e, çok haklı nedenlerle, anlaşılır nedenlerle 1915'e odaklandığından 1890'larda meydana gelen şiddet ve hatta genel olarak Ermeni sorununun tırnak içinde kullanmayı tercih ediyorum, kontekstine dair tartışmalar gölgede kaldı denebilir. Fakat benim için çok daha önemlisi ciddi ve derin bir araştırma olmaksızın ki yani onlarca yüzlerce monografiye ihtiyaç var. İmparatorluğun çok farklı vilayetlerinde, şehirlerinde, hatta başkentinde iki defa 1895 ve 96'da ayrı ayrı meydana gelen hakikaten çok geniş sonuçları itibariyle de çok ciddi tarihsel ve siyasi öneme sahip hadiseler silsilesi için yazılacak elbette onlarca şey var. Çok daha önemlisi böyle bir ciddi ve derin araştırma olmaksızın bu şiddet dalgası kendi sosyoekonomik, sosyopolitik konteksi göz ardı edilerek şu ana kadar irdelendi, ele alındı. Geriye dönük bir bakış açısıyla genellikle Ermeni ve Batılı, artık ne demekse bu Ermeni ve Batılı ama işte konuşmayı kolaylaştırmak için söylüyorum. Eski kuşak Ermeni ve Batılı tarihçilerin çoğu 1915'in provası olarak görmeyi, çok teleolojik bir bakış açısıyla 1915'in bir provası olarak gördüler. Böyle geriye dönük bir bakış açısıyla bu bir prova olarak tanımlanınca, bir öncüsü olabileceklerin bir öncüsü olarak tanımlanınca elbette bu kendi sosyopolitik ve ekonomik konteksti, bunun önemli olduğunu vurgulamalıyım, çok vakit bulmayacağım bunu ama faillerin önemli şeylerinden birisi de bu ekonomik teşvik, yani bütün bu kitlesel şiddet olaylarında önemli bir etkendir. Yağma, toprak gaspı vesaire hem bir teşvik hem de aynı zamanda bir ödüldür failler için. Yine ortada ikna edici ciddi bir kanıt olmadığı halde bu katliamların Abdülhamit ve onun hükümeti tarafından organize edildiğine dair yaygın ama yavaş yavaş sorgulanmaya başlayan bir kanaat var. Bu anlamda şiddetin araçlarını kullananlar çoğunlukla siviller olduğu halde bunların motivasyonları şu ana kadar geniş bir biçimde sorgulanmadı. Tam da merkezi hükümete odaklanan ve katliamları basitçe kimin planlayıp emrettiğine odaklanan bu bakış açısı nedeniyle
Özellikle Doğu vilayetlerinde yerel dinamiklerin ve aktörlerin rolü ve önemi genellikle görmezden gelindi. Ne var ki diğer bir uçta, çok yakın zamanda çıkan bir derlemede iddia edildiği gibi 1895 ve 96'da meydana gelen şiddet dalgası aynı zamanda ya, faillerini bu katliamların devletin aynı zamanda kontrol altına almaya çalıştığı bir ayak takımı olarak görmek de eşit derecede problemli. Ve elbette Osmanlı hükümetinin bu katliamların arkasındaki karmaşık sorumluluk ve rolünü basite indirgemek anlamına gelir. Bu anlamda bu katliamların merkezi hükümetin, birincisi merkezi hükümetin emperyal birlik endişeleri, iç güvenlik strateji ve politikaları ve ikincisi Doğu vilayetlerinde iktidar mücadeleleri ile yerli Müslüman elitlerin siyasi ve ekonomik, sosyoekonomik çıkarlarının örtüştüğü bir kontekste meydana geldiğini özetle iddia ediyorum. Bu arada bu yerel dinamiklerin rolünün altını çizmek gerekiyor. Bu merkezi hükümetin rolünü indirgemek ya da onu ne diyebilirim, temize çıkartmak gibi bir amaçla değil. Çok karmaşık ve katmanlı sosyoekonomik dinamiklerin ve oradaki yerel güçlerin önemine dikkat çekmek. Biz genellikle öznelliklerimizin devlet tarafından kurulduğunu düşünmeye eğilimliyizdir. Şu ana kadar tartıştıklarımız da yani devlet korktu, işte şu gruplara karşı tehdit algıları vardı, onu yaptı, bunu yaptı. Fazla güç atfederiz bazen. En azından Osmanlı hükümetine ya da erken cumhuriyet hükümetine. Bu yerel dinamiklerin rolüne dair fırsat bulursam eğer Bitlis örneğiyle somutlamış olmayı düşünüyorum. Şimdi tabii bu katliamların şiddet dalgasının dolaysız bağlamı Ermeni sorunu ve Doğu vilayetlerinde iç güvenlik meselesi. Burada Ermeni sorununu tanımlamaya çalışmak, belki de tanımlamaya daha ihtiyacımız yoktur. Bu olan tanımları belki yerinden oynatmak daha iyi olabilir. Ancak aşağı yukarı herkesin kafasında bir Ermeni sorunu nedir, bu ihtilaf konusu nedir diye bir şey vardır. Şunu söylemeyi isterim iki veçesine dair. Bir, 1878 Berlin Kongresi'nden ve anlaşmasından sonra uluslararası siyaseti konusu haline gelmiştir. İkincisi de elbette dolaysız biçimde Ermeniler arasında yavaş yavaş belirmeye başlayan ulus fikriyle alakalıdır. Tabii bu arada Balkanlarda patlak veren bir kriz ve ardından onu takip eden bir savaş sırasında iktidara gelen Abdülhamit bir süre sonra bu savaş sonunda Balkanlardaki toprakların büyük kısmını ve Kuzeydoğu Anadolu'da Batum'u ve Kars'ı kaybeder. Yani aslında ciddi bir emperyal disentegrasyon dönemine tanıklık etmiştir. Bu hafıza Abdülhamit için bu gelişmeler sonraki stratejilerini, siyasetini derinden etkileyecek. Özellikle de Ermeni ve Makedonya sorunu etrafında. Fakat Ermeni sorununun çok daha farklı bir boyutu vardı. Bunu ben söylemiyorum. Bizatihi Osmanlı bürokratları yazdıkları uzun uzun raporlarda belirtiyor. Bu sorun Sırp veya Bulgar sorunundan başka bir sorundur. Çünkü Anadolu'yu ilgilendirmektedir. Bu sempozyumun doğasına uygun bir ifadeyle çok daha korkunç bir senaryoydu. Belki bir kriz döneminde bir iki vilayet, yani Ermeniler bir iki vilayete temerküz etselerdi, bir kriz durumunda, tamamen afaki spekülatif konuşuyorum ama bir kriz durumunda bu iki vilayet, bir iki vilayet gözden çıkarılabilirdi ama Anadolu'nun yarısı asla. Belki de bu yüzden bu 1895'teki katliamlardan sonra Ermeni Patriki Azaryan, Doğu vilayetlerindeki bütün Ermenilerin Halep'teki Müslüman nüfusun da başka yerlere göç ettirilmesini önermişti. Ancak elbette kabul görmemişti. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Böyle bir korku kaynağıydı Ermeni sorunu. Belki de diğer sorunlardan, ne diyelim ona, milliyet temelli meselelerden
çok daha korkunç bir yanı vardı. Çünkü Anadolu bu şey için, özellikle Balkanlar kaybedildi, Balkanların büyük bir kısmı kaybedildikten sonra neredeyse merkez haline gelmişti. İmparatorluğun şevketinin mührüydü Osmanlı bürokratlarının deyişiyle. Şimdi tabii elbette aynı dönem yavaş yavaş bir Ermeni milliyetçiliğinin doğuşuna da tanıklık etti. Özellikle yurt dışında ki Ermeniler arasında ulus fikri gelişip bir reformlardan bağımsızlığa uzanan, çeşitlenen bir Ermeni davası formüle edildi yine tırnak içerisinde. Bu küçük gruplar 1880'lerden itibaren partileştiler, özellikle Rusya'da. Çok cılız olmasına rağmen, bir doğma aşamasında olmasına rağmen Ermeni milliyetçiliğini çok büyük bir tehdit olarak, büyük bir meydan okuma olarak algıladı II. Abdülhamit ve onun hükümeti. Bir başka ifadeyle reel tehdit ile algılanan tehdit arasında bir uçurum olsa da Osmanlı otoriteleri Ermeni nüfusu imparatorluğun birliği ve güvenliğine yönelik, altını çizerek söyleyeceğim, varoluşsal ve doğrudan bir tehdit olarak tanımladılar. Başka tarihsel örnek ve bağlamlarda da tesadüf edildiği üzere Osmanlı otoriteleri Ermeni milliyetçiliğini tıpkı Ermeni milliyetçilerinin kendisi gibi neredeyse tüm Ermeni nüfusun temel bir ulusal duygu ve refleksi olarak algıladılar. Bu anlamda, ki burası da çok önemlidir, Ermeni devrimci komiteleriyle Ermeni halk arasındaki gerilimlere, çatışmalara da dikkat etmediler. Aynen misyonerlerle Ermeni milliyetçiler arasındaki gerilime dikkat etmeyip, işte bütün bunlar misyonerlerin başı altından kalkıyor. Böyle bir cüretle söylüyorum, Hans Lukas Kiezel'in çalışmasında çok şeyle, örnekleriyle gösterir. Ermeni milliyetçileriyle misyonlar, Amerikan misyonlar arasındaki gerilimlere de dikkat vermeyip bütün silahı vesaire bu işte misyonerler sağlamaktadır demeyi tercih eder. Burada tabii yani reel tehdit ve gerçek tehdit, bunların da tanımları çok şeydir. İhtilaflıdır. Bundan önemlisi bunun gündelik hayatı ve politik mülazaları nasıl etkilediğidir. Bu tür korkuların, algıların. İşte bu dönemde sadakat ve sadakatsizlik, Ermeni fesadı, Ermenilerin maksadına hizmet etmek gibi terim ve deyişler politik söylemi domine etmeye başladı. Keza 1880'lerin başından itibaren hükümet hizmetindeki Ermeni memurlara karşı bir güvensizlik meydana geldi. Mesela bu güvensizlik kendisini belirli bölgelerde nüfus tahrir heyetlerine Ermeni memurların ya da genel olarak gayrimüslim memurların alınmamasıyla gösterdi. Keza menafi devlet, yani devletin menfaatleri, devletin çıkarlarını muhafaza edenler ve etmeyenler, şayan-ı emniyet olan ve olmayanlar gibi kategorilerin ortaya çıkışı da yine bu dönemin ürünüdür. Keza Babali Ermeni mürahas ve rahiplerin seçimlerine daha çok müdahil olmaya başlamış ve bu seçimler sırasında güvenlik konseptleri, yani güvenilir olup olmadıkları egemen olmaya başlamıştır. Fakat belki de çok daha önemlisi, bürokrasinin en üst katmanlarından yerel idareci ve memurlara kadar uzanan Ermeni karşıtı bir hissiyat ve bilincin oluşmuş olmasıdır. Bu bilinç Ermeni Osmanlı memurları, yerel idareciler ya da merkezi hükümetin bürokratlarından yayılıp giderek belki de çok daha önemlisi sıradan ahali, Müslümanlar arasında yayılmaya başlamıştı ve temel olarak iddia ettiğim gibi bu Ermeni karşıtı tırnak içerisinde bilinç ve dil onlara yönelik politikaları ve onlara yönelik tavırları ve elbette bu üzerinde konuşacağım şiddet dalgasını yakından etkilemiştir. İşte bu sürece genel olarak Ermeni nüfusun sekürütizasyonu diyorum. Türkçe bir karşılık bulmakta zorlandığım için şöyle ifade edebilirim. Ermeni nüfusun güvenlik siyaseti ve pratiklerinin objesi, nesnesi haline getirdiği süreçten söz ediyorum. Tabii bu arada şunu da söylemek gerekli.
Osmanlı bürokratlarının ya da Sultan Abdülhamit'in ya şahsi olarak çok vesveseli, müvessis bir kişiliğe sahip olabilir ama Ermeni meselesiyle ilgili algısına sadece şey demek mümkün değil, vesvese demek mümkün değil. Dediğim gibi bu tehdidin ne kadar real olmadığı da çok mesele olmasa da bir Anadolu'yu ilgilendiren bir mesele, iki Rusya gibi bir Balkanlar ve o Doğu Anadolu üzerinde rekabet ettiği çok önemli bir güç söz konusu böyle bir emperyal disentegrasyon sürecinde. Aynı zamanda Van gibi özellikle bölgelerde Ermeni devrimcileri, Rusya'dan gelen Ermeni devrimcileri ülkeye silah da sokmaya başladı 1880'lerin sonlarında. Bunlar tabii endişe verici bir hal oluşturuyordu. Dolayısıyla yani ortada hiçbir şey yokken bir Ermeni nüfusu tehdit olarak algıladı demek yersiz. Ancak belki de bu 1894 Sason'daki hadise bunu özetleyici olabilir. Aslında çok küçük bir hadisedir. 20-30 kadar, yani kullandığım kelimelerde biraz özensiz olacak olursam, bir sivil itaatsizlik Osmanlı bürokratlarının gözünde büyütülerek çok büyük bir katliama dönüşmüştür. 1500'den fazla, yani bu 10.000 rakamları falan söylenmektedir ama yani Osmanlı makamları ve İngiltere konsolosluğunun üzerinde uzlaştığı rakam 1500'ler. Sayı da çok fazla önemli değil. Çok şey bir katliama dönüşmüştür. Bunu iki Muş mutasarrıfı da açık açık söylemiş. Bu Bitlis valisi tarafından büyütülmüş. Olaya Hamidi alaylarının ve düzenli birliklerin müdahil olmasıyla çok daha büyümüştür. Yani aslında farklı türde çözülebilecek bir problem büyütülüp, ki buna bir güvenlik paradoksu ya da dilenması diyorum, yeni bir güvensizliğe meydana getirecek, yeni bir krize, diplomatik krize meydana sonuç olacak, yani buna neden olacak bir olay haline getirilmiştir. Yani bizzat o güvensizlik yepyeni bir güvensizlik şeyi, durumu yaratıp daha büyük krizlere yol açmış. Neticede bunların sonuçları Ermeni nüfus açısından, belli yerlerde Müslüman nüfus açısından da şiddetli olmuştur. Ermeni sorunu, Ermeni tehdidi yine tırnak içerisinde, tehdidine karşı Osmanlı hükümetinin ya da Abdülhamit idaresinin stratejik adımlarından birisi de Müslüman nüfusu Ermenilere, Ermeni tehdidine karşı Müslüman nüfusun elini güçlendirme siyasetiydi. Şunu söylemekte fayda var, dürüst olmak gerekirse ben de çalışmanın başında bu dönemi incelerken İslam Birliği vesaire politikaların elbette farkındaydım, fakat bunların çok da böyle temellerinin olduğunu düşünmüyordum. Yani böyle stratejik satranç oyunları gibi belli gruplara karşı belli grupların öne sürülmesinin çok temelleri olmadığını düşünüyordum ama arşive girip yüzlerce belki de binlerce belgenin içinden geçtiğim zaman ortada hakikaten Ermeni tehdidi, Ermeni milliyetçiliğine karşı Müslüman nüfusu meyus etmemek, onların elini zayıflatmamak gibi bir siyasetin bütün temelleriyle, bütün ayrıntılarıyla karşılaştım. Mesela 1870'lerin sonundan itibaren Kürt aşiretlerinin Ermeni köylerine baskınları gündelik hayatın adeta bir parçası haline gelmişken, Osmanlı bürokratları Kürtler üzerine yapılacak, Kürt aşiretleri üzerine yapılacak bir harekatın Ermenilerin şımarmasına yol açacağını, ellerini güçlendireceğini ve bunun için ekradı okşama, yani Kürtleri okşama siyasetinin benimsenmesini önermiştir. Bu bir süre sonra, ayrıntılarına giremiyorum, bu bir süre sonra kaide haline gelmiş ya da kaide olarak adlandırılmış ve iddia ettiğim gibi bu üzerinde konuştuğumuz katliamlar üzerinde de ciddi etkisi olmuştur. Burada sayıları gösteriyordum ama bunun için vaktim yok sanırım. Şunları söylemeyi isterim. Çok az da vaktim kalmış. Yine planlayamadım. Sayılara
Bu birincisi Osmanlı makamlarının derlediği raporlardan derlenmiş bir tablo. İkincisi de İstanbul'daki sefirler tarafından hazırlanmış tablo. Hiçbir zaman sayıları tam olarak bilemeyeceğiz. Ancak 100 ile 300 bin gibi sayıların çok abartı olduğunu düşünüyorum. Detaylarına giremeyeceğim ama benim tahminim 50 bin civarında Ermeni'nin, yani bu sayı da ancak tahmin olabilir, 50 bin civarında Ermeni'nin öldürülmüş olduğudur. Genellikle Osmanlı bürokratları bu Osmanlı hükümeti bu katliamları hiçbir zaman katliam olarak adlandırmadılar. En hafif deyimle ihtişaşat, yani karışıklık olarak adlandırdılar. Temel argümanları aslında bu bir Ermeni ihtilaliydi dediler. Ermeniler Müslümanlara saldırmaya kalktılar. Müslümanlar ise galeyana gelerek intikam almak istediler. Ya da galeyana gelerek kendilerini korurlar, müdafaa ettiler demişlerdir. Fakat ortaya, şu an ayrıntılarına giremiyorum, hiçbir ikna edici kanıt koyamadıkları gibi çok çelişkili ifadeler ortaya koymuşlardır. Raporlarıyla şu sayılarda dahi ilk günlerde yayınlanan yazışmalarla nihai raporlar arasında uçurum vardır. Özellikle Müslümanlardan ölenlerin sayısına dair. Sivas örneği çok açıktır. Sivas'ta olan biteni ifade etmeye çalışırken vali 400 kadar Ermeni öldürülmüş. Buna karşılık 5 Müslüman ölmüştür. Bunların ikisi de kendi kendilerini öldürmüştür. Nedeni sorulduğu ise ortaya ikna edici bir kanıt koymadan Ermeniler saldırdı, Müslümanlar da cevap vermeye çalıştı. Bu ölü ve yaralı sayılar arasındaki uçurum sorulduğunda Ermeniler korkak ve iyi silah kullanamadıkları için ortaya böyle bir şey çıkmıştır denildi. Bu katliamlar önemli bir mobilizasyon, kitleleri mobilize etmede önemli bir motivasyon. Ermeni çetelerinin kasabalara saldıracağı söylentisinin yayılmasıydı. Birileri ya bunu mobilize ediyordu kitleleri muhtemelen, ya da kendi saldırgan tutumlarını bu şekilde meşrulaştırmaya çalışıyorlardı. Muş'ta da aynen böyle bir hadise meydana geldi 15 Kasım 1895'te. Ama Muş mutasarrıfı hakikaten bir dirayet göstererek Britanya konsolosunun da tanımıyla çok enerjik bir tavırla oradaki kitleyi dağıtıp Ermenilerin yani nüfusunun yarısından fazlasının Ermeninin olduğu bir bölge olarak Muş 1895 katliamlarında, o şiddet dalgası içerisinde herhangi bir katliamın yaşanmadığı birkaç yerden birisi. Bu kumandanın ve mutasarrıfın ve kumandanın müdahalesiyle nedeniyle. Muş örneği bize birkaç şeyi anlatıyor. Birincisi, Ermenilerin tek örnek değildir bu arada, onlarca örnekten birisidir. Ermenilerin imhasına dair merkezi düzeyde bir planın olmadığını. İkincisi, failleri kimliklerine dair bir şey anlatır bize. Yerel idarecilerin rolüne ve aynı zamanda, yani resmi tersine çevirdiğimizde, yerel idarecilerin rolü ve eşrafın rolüne dair ciddi bir şey anlatır. Üçüncü olarak da muhtemelen mutasarrıf görevini yerine getirmeseydi onlarca yüzlerce Ermeni öldürülecek. Biz raporlarda Ermeniler saldırdı, Müslümanlar da cevap verdi diyeceklerdi. Müslümanlara karşı silah kullanmama tavrı, özellikle silahı, yani saldırı, katliamlar her tarafta yayılırken Yıldız Sarayı'nın ve hükümetin askerlerin, düzenli birliklerin Müslümanlara karşı silah kullandırılmaması tavrı da Kürtleri, katliama katılan Müslüman kesimleri cesaretlendiren faktörlerden, aynı zamanda kuşkulu tavırlarından birisi idi. Belli yerlerde jandarmanın, askerlerinin de dahil olduğunu görüyoruz. Yerel idarecilerin sorumluluklarına dair ayrıntılı çok şey de var. Yine söylenmesi gereken noktalardan birisi de katliamların faillerinin yargılanması noktasında Osmanlı makamlarının gösterdiği çelişkili tutum. Nihayet şunu söylemem gerekiyor. 1895 yılında tam reformların ilan edilmesinden bir süre sonra meydana gelmiş olması elbette tesadüf değildir.
Peki Müslümanlar normal şartlar altında cezalandırılacaklarını bile bile böyle bir şeyi nasıl dahil olabilirlerdi? İsterseniz burayı da soru cevap kısmında mümkünse yanıtlamaya çalışayım. Çok teşekkürler sabrınız için. Teşekkür ederiz Edip Öngöl başına. Şimdi hemen sözü Fuat Dündar'a veriyoruz. Evet, sizi dinliyoruz Fuat. Bu nazik davet için teşekkürler. Sanırım 2005 Ermeni konferansından sonra en kalabalık kitleye konuşuyorum. Biz bilimsel konferanslarda daha küçük sayılara, miktarlara alıştık. İktidarın korkusuna değinen değerli Profesör Hans Lukas Kizer, Talat Paşa, Osmanlı tarihinin en güçlü figürlerinden birinin korkularının yol açtığı tahribatı değinmesi, diğer yandan Ermeni korkusundan sonra şimdi ben erken Cumhuriyet dönemi ya da Cumhuriyet dönemi nüfus korkusu, genelde nüfus korkusu ama çok özelde de Kürt nüfus korkusu, Kürt nüfusunun anormal şekilde arttığına dair kamuoyunu devamlı meşgul eden korkuya değinmek isteyeceğim. Bir case, bir vaka üzerinden bunun aslında abartıldığı kadar olmayan ama bir korku olduğuna değineceğim. Eğer tabloları da göstermeye başlarsak belki, pardon, Özge Hanım, tablo, evet, şimdi yakinen biliyorsunuz, kamuoyunu yakinen takip edenler bilir, Kürt nüfusuna ilişkin tartışmalar revaçta, özellikle 1990'lı yıllardan itibaren Uğur Mumcu'nun Kürt dosyası ile birlikte de alevlenen bir tartışma oldu. Bugünlerde de Türk Solu Dergisi'nin istila benzeri provokatif girişimleriyle sanki Kürt nüfusunun Türkiye'de diğer kimliklere göre anormal bir şekilde arttığına dair bir söylenti dolaşa geliyor. Kuşkusuz bu korkunun arkasında yatan Türklüğe ait içkin bir korku var. Ama aslında bu korku bir de küresel bir korku. Sadece Türklüğe ait bir şey değil. Bunu Almanya'da da görüyoruz, Fransa'da da görüyoruz, Rusya'da da görüyoruz. Hep çoğunluğun bir şekilde ileride azınlığa düşebileceği korkusunun küresel anlamda da ürettiğine tanık oluyoruz. Ama konumuz Cumhuriyet korkusu olduğu için yerel bir örnekten yola çıkacağız. Evet, şimdi Abidin Özmen 1. müfettişlik bölgesinde 1930'lu yılların sonu ve 40'lı yılların başlarında görev yapan müfettiş sayısız rapor hazırlıyor. Bu raporlardan biri, kendisinin de adlandırdığı biçimde siyah rapor, 1936'da sanırım Ankara'da ya da bölgede düzenlenen bir toplantıda İsmet İnönü'ye sunulmuş. Bu raporu diğerlerinden ayıran bir nokta, Kürt nüfusuna ait çeşitli istatistik verileri sunması ve ayrıca birkaç öneride bulunması. Önerilerin en önemli noktası Kürtlerin Türkleri asimile ettiği ve Kürt nüfusunun aynı zamanda aşırı doğurganlıkla son 8 yılda yüksek bir rakama ulaştığını söylüyor. Bu raporu da bu rapora çok benzer bir şekilde İsmet Paşa'nın da Kürt raporu var. Aynı döneme denk geliyor. Aslında kuşkularım var. İsmet İnönü'nün mi bu raporu yazdığına dair ya da Abidin Özmen'in, ama yine de bu iki rapor arasındaki benzerliğe dikkat çekip geçmek gerekiyor. Şimdi bu raporda Abidin Özmen Kürt nüfusunun 1927'den beri 12 kat büyüdüğünü ama buna rağmen Türk nüfusunun 2 kat büyüdüğünü ileri sürüyor. Ama sorun çok önemli bir detayda yatıyor. Hani böyle hepimiz bunu mağduruyuz böyle Türk Telekom ve benzeri firmalarla cep telefonu anlaşması yaparız da böyle küçük maddelerde aslında büyük sorunlar çıkar ya. Şu küçük detay aslında sanıldığı kadar bir kesimin 12 kat arttığı, diğerinin 2 kat arttığı değil. Neden
aslında Kürtler 12 kat artmamış o 8 yılda ve neden pek de anomali göstermiyor? Çünkü Abidin Özmen Kürtçe ile Kürt verilerini kıyaslıyor. Kürtçe 1927 nüfus sayımında ana diliniz nedir ibaresi altında, bakın ana diliniz bile değil, ana diliniz başlığı altında parantez içinde hane içinde konuşulan dil. Oradan yola çıkarak elde edilen verileri, resmi verileri 1935'te İsmet İnönü'nün doğu bölgelerindeki durumu teftişe gittiği sırada nüfus kaygısını gidermek için sicil dairelerinden edinilmiş veriler Kürt, ama bakın çok farklı bu. Etnik bir tabir, etnik bir classification, etnik bir gruplama ama diğeri ana dil gruplandırması. Bu ikisini karşılaştırarak vardığı sonuç aşağıda işte Kürtlerin %40 arttığını, diğer Türklerin de %10 arttığını söylüyor. Evet, bu yanlış. Yani bu gereksiz bir paranoya üretmeye yol açıyor. Nitekim 1990'larda da Uğur Mumcu bunu Kürt dosyasında başlığa çıkararak bu korkunun tekrar üretilmesini, neden üretilmesini sağladı. Bilal Şimşir de çalışmalarına kaynaklık etti. Türk Sonu dergisi de sık sık bunu, bu verileri kullanıyor. Hep Kürtlerin normalden farklı olduğunu, hane içinde de farklı olduğunu, mahremiyetinin de farklı olduğu noktalarına gidiliyor. İkinci tabloyu gösterirsek, evet, bu da ikinci tablo. Ama biz 1927'deki ana dil verilerini 1935'teki ana dil verileriyle karşılaştırırsak böyle bir korkunun biraz abartıldığını görüyoruz. Çünkü ana dil ile etnik veri karşılaştırılamaz. İkisi çok ayrı göstergelerdir. Çeşitli açılardan bir tutulabilir ama farklılığı detaya ineceğim. Eğer Abidin Özmen biraz bekleyip 1935 sayımının verilerini alıp değerlendirme alabilseydi, Kürtçenin %29, Türkçenin de %22, %22 arttığını söylerdi. Aslında bunun birbirine biraz daha yakın görülebilir, çünkü birçok nüfus sayımı uzmanı da sıklıkla belirtmiştir. 1927'de Kürtlerin bir kesimi sayılamadı çünkü çoğu göçebeydi. Çünkü ilk nüfus sayımı göçebelik cevelangahlarının gidiş gelişlerini dikkate almadan yapılan bir şeydi. İkinci nüfus sayımı daha bir operasyonel devletin, devlet iktidarının otoritesinin sağlandığı döneme tekabül ediyordu. Ve o yüzden Kürtlerin ciddi bir kesimi sayılmıştı. Yani %22 ile %29 arasındaki fark da biraz daha göçebelerin sayıma dahil edilmesiyle ilgili bir şey. Evet, yani aslında Abidin Özmen'in abarttığı Kürtlerin 12 kat, evet gerek yok artık tablo, 12 kat arttığı, Türklerin 2 kat arttığı falan bir mit olay geliyor. Bu dediğim gibi hane içi konuşulan dili otomatikmen etnik veri olarak Abidin Özmen'in kullandırılması, diğer bir noktada gözlerinizden kaçmamıştır umarım. Birinci bölge müfettişi yasa dışı bir yolla sicil dairelerinden etnik verileri alarak öyle bir tablo düzenliyor. Demek ki etnik bir sayım yapmasa dahi sicillerde biz şu an farklı kimliklerin etnik verilerini bulabiliriz. Bu dipnot olarak eklemek gerekiyor. Evet, tarihsel kökleri, bu 1930'lara ait bir korku. Ama Türkiye'de Kürt nüfusuna ait korkuyu aslında üç döneme ayırabilirim. İlk dönem pronatalist milliyetçiliğin hakim olduğu Kemalist nüfus politikasından biliyoruz. Ne kadar çok nüfus o kadar güçlü bir iktidar. Bu küresel aslında Wilsonist dünyanın ürettiği bir söylem. Türkiye'de buna eklemlenmiş, bu dünyanın bir parçası olmuş. İtalya'da da aynısı yaşanıyor, Fransa'da da. Türkiye'de aslında Batı'yı iyi takip ediyor. 1960'lara kadar pronatalist bir milliyetçilik olduğu için Kürtlerin tırnak içinde aşırı üretimi dert olmuyor. Ama
derin devlete dert oluyor. Bahsettiğim siyah raporlar aslında derin devlet arasındaki sirküle edilen raporlar. Kamuoyuna açıklanmadı. Bunlar 1990'larda açıklandı. Demek 1960'lara kadar derin devletin bir Kürt nüfus meselesi vardı. Ama 1960'larda Birleşmiş Milletler'in de aldığı kararlar ekseninde küresel nüfus artışını azaltmak için bildiğiniz Çin vakası aile planlaması devreye giriyor. 1960'lardan sonra Kürt nüfus artışı sorunu bu defa Türk devletinin resmi söyleminin parçası oluyor. Ve artık basında da daha çok Kürt kadınlarını çok sayıda çocuklarla görmeye başlıyoruz. Neden? Kürt nüfusu artık aşırı artışı sadece bir Kürtlerin etnik olarak çoğalması korkusu değil ama aynı zamanda iktidarın aile planlaması programına bir suikast olarak düzenleniyor, bir karşı çıkış olarak düzenleniyor. Üçüncü dönemde AKP dönemi, meşhur Erdoğan'ın üç çocuk politikası, bu yeni bir dönem. Bazı yazarlar bunu aslında Kürtlerin aşırı nüfus artışını dengelemek için ileri sürdüğünü düşünüyor. Ben katılmıyorum. Daha çok Türkiye'nin uluslararası kurumlardaki itibarını ya da rolünü artırmaya yönelik meşhur 5 hareketini biliyorsunuz. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de ve ayrıca Avrupa Birliği içinde Avrupa Parlamentosu'nun ülkelerin nüfusuna göre politik mekanizmaları dağıtması, şu an Fransa'yla Almanya'nın paylaştığı çoğunluğu Türkiye'de ileride ele geçirme kaygısı da var. Öyle ya da böyle olsa eğer Erdoğan öyle bir Kürt nüfus artışı korkusu sahibini düşünmüşse dahi, üç nüfus sloganı bence Kürt kadınlarını kriminalize etmekten çıkarmıştır. Daha önceleri 3-4 tane çocukla gördüğümüz Kürt kadın figürü daha bir kriminal bir imajken Türk kamuoyunda, şimdi daha bir rahatlama olduğunu düşünmemiz yol açıyor. Bunun bir de psikolojik bir arka planı var tabii. Niye 1990'lar? 1990'larda zorunlu köy boşaltmaları yaşandı. Bir şekilde penguen medyasıyla donanmış batılı Türkiye, zorunlu göçe gelmiş Kürtleri neden geldiklerine dair bir sorgulama girmeden aslında bunu bir aşırı bir nüfus artışının bir sonucu olarak kodladılar. Bu son dönemde de Kürtlerin nüfusunun arttığına dair korku da ondan kaynaklanıyor. Oysa 1990'larda başlayan zorunlu köy boşaltmalarının bir sonucuydu bu. Evet, bunun aslında küresel bir boyutu da var. Küresel boyutu Almanya'da Türklerin 10 yıl içinde ya da 50 yıl içinde Almanlardan daha çok olacağı korkusu var. Fransa'da da keza benzer örnekler var. Arapların birkaç 10 yıl içinde Fransız halkından daha çok olacaklarını, hatta Rusya biliyorsunuz biraz böyle ne dediğini bile bir figür vardı, böyle aşırı marjinal bir parti vardı. O da bir ara Müslümanların Rusya'yı ele geçireceğini falan ileri sürüyordu. İsmini hatırlamıyorum. Türkiye'de bazen işlerine gelince yayınlıyorlardı. İsmini hatırlamıyorum. Evet, bu her yerde ama aslında küresel şu anda bir nüfus artışı korkusu var. Özellikle Afrika yönelik. Birleşmiş Milletler ve benzeri raporlara baktığınızda Afrika'nın aşırı şekilde ürediğini ama buna yeterli bir şekilde bir sağlık ve benzeri hizmetleri veremediğini düşünüyor. Mesela küçük bir anekdottur, pek sevmem ama Fransa'da doktoramı yaptığım dönemlerde her sabah dinlediğim radyo Fransızcam gelişsin diye dinlerdim. İlk haberlerden biri o gün kaç tane Afrikalının Avrupa kıyısına yaklaşırken öldüğünü, cesetlerine ulaştığını. Avrupa'yı saran büyük bir korku bu. Afrika'da aşırı nüfus artışı, üstelik buradaki nüfus artışı Ebola ve AIDS gibi hastalıklarla da bir Orta Doğu bataklığı diyoruz ya, Afrika bataklığı var küresel güçlerin. Bunun aslında bir tabii milliyetçilik ideolojisine kaynaklanan bir yanı var. Aydınlanmadan gelen, her insanın eşit ve hür olduğunu, one man one vote, her 18 yaşını aşmışların
da oy kullanma gücüne sahip olduğu bir aydınlanma felsefesinin yarattığı bir negatif sonuçlardan biri. Artık çok nüfuslu Kürt kadını görüldüğü zaman insanlar ilerideki seçimi kaybedebilme korkusunu gündeme getirebiliyorlar. Keza Almanya'da da benzeri şeyler yaşanıyor. Diğeri de dediğim gibi küresel ve teknik korku. Adını hatırlamıyorum. Küresel nüfus artışına ilişkin bir çalışma yapan kişi çeşitli ülkelerde özellikle liberal elitler arasında kendi halklarına yönelik ciddi bir korku üretmeye başladıklarını vurguluyordu. Biz elitler olarak azalıyoruz, nüfus olarak azalıyoruz ama eğitimsiz nüfus giderek artıyor ve bunu şeye bağlıyordu. Özellikle 20. yüzyıldan itibaren temel sağlık hizmetlerini kırsal bölgelere ulaşmasıyla birlikte daha önce daha çok çocuk ama çok aşırı ölümün de dengelediği kırsal kesimdeki nüfus dengesinin artık yeterli sağlık hizmetiyle ölümlerin azaldığı ve bu nedenle liberal elitler arasında artık eğitilemeyen insan nüfusunun arttığına dair korkuların arttığını biliyoruz. Müge Kırıkkanat'ın da Türkiye'de bir onun temsilcisidir. Biliyorsunuz bir ara köşeye aslında deniz kıyılarımızı kaplayan böyle köfteciler ya da piknik yapan Gürhut'tan bahsediyordu. Evet. Bunun Türk milliyetçiliğine ilişkin korkusunun tarihsel kökeni çok garip değil. Osmanlı İmparatorluğu son 100 yıl, son 200 yıl yıkılışın nedenlerinden biri milliyetçilik ama nüfusa dayalı bir milliyetçilik. Çoğunluk. Evet, 13-31. Evet, Lübnan'da nüfusun dağılımına göre iktidarı belirleme 1840-1860. Ermeni nüfus meselesi güvenlik sorunu olsa bile başından itibaren çoğunluk meselesi sorunudur. Üçüncüsü Musul meselesi. Musul tartışmalarını biliyorsunuz. Musul'un Kürtler ve Türkler tarafından çoğunluk olduğunu Türkiye kurucu bir argüman olarak ile sürmüştür. Yunan meseleleri ve nihayetinde Sever. Sever tartışmalarının dayandığı nokta Wilsonist ilkeler nedir? Çoğunluk olan bölgelerde politik sınırların ona göre dizayn edilmesi. Bugün de Kerkük meselesi de biraz bununla ilintili. Ama ikinci korku da ilginç bir korku. Zevir Kapta'yı rastlıyoruz. Bu biraz da Türk milliyetçiliğine içkin bir şey diye düşünüyorum. Küresel pek örneğini göremedim. Zegülkep ilk çalışmalarında şuna değiniyor. İşte Karacadağ, Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde ve Çermik, kendisi de Çermiklidir. Burada Türkmenlerin olduğunu ama bunların sonradan Kürtçe öğrendiklerini görüyor ve buradan yola çıkarak aslında Kürtlerin güçlü bir şekilde Türkleri Kürtleştirdiğini ileri sürüyor. Ben bunu Zegülkap'ta gördüm. İlk defa Zegülkap'ta bu argümanı gördüm. İşte biz Kürtleri Türkleştirmeliyiz yoksa biz Kürtleşeceğiz. Bu daha sonra Türk yurdunda da bu yayınlanıyor. Daha sonra da mesela Dersim operasyonunun vurgularından biri de aslında budur. Birçok güvenlik kaygıları bir yana hatırlamıyorum hangi generallerden biriydi. Dersim halkının civar halkları Kürtleştirdiğini ve Alevileştirdiğini ileri sürüyor. Büyük bir korku. Evet. Evet. Çok sağ olun. Niye bu korku? Bu Abidin Özmen'de de rastlıyoruz. Biz dört başı mamur bir asimilasyon politikasını devreye sokmazsak biz de Kürtleşeceğiz. Kürtlük öyle bir fenomen ki ne bilimsel metotlar bunu çözebiliyor ne de bizim buradaki düzensiz çabalarımız düzeltebiliyor. Çünkü diye bir nokta aslında Lozan'dan sonra dış tehdit azaldığı zaman yeni bir iç tehdit yaratmak, bu iç tehdit üzerinden de biraz daha layık, biraz daha pozitif iktidarın meşruiyetini sağlamak olduğunu düşünüyorum. Uzatmayayım. Sorularla belki genişle çünkü zaten saat 3.30 oldu herhalde. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz.
Saat Dündar'a. Evet, şimdi zaten geç başlamıştık. Dolayısıyla o nedenle zamanı ona göre ayarlamıştım. Şu an bir 10 dakikalık, 15 dakikalık soru-cevap süremiz var. Evet, konuşmacılarımıza sorularınızı... Evet, buyurun. Sorum Edip Bey olacak öncelikle. Birincisi, Ermenilerin Halep'e ve Müslümanların Doğu vilayetlerine göç etsin diyen Ermeni Patriği kimdi ve yılı ya da bunu kime sundu? Onun hakkında bilgi verebilir misiniz? İkincisi de, Müslümanlar cezalandıracaklarını bile bile mi? Acaba Osmanlı hükümeti o kadar güçlü müydü? Yani merkezi hükümeti ne derece güçlü görüyorsunuz? Teşekkürler. Hemen cevap veriyoruz değil mi? Evet. Patrik bu görüşlerini şeyle konuşuyor. 1896'da tam ayını hatırlamıyorum ama bunu sefaretlerle görüşüyor. Daha doğrusu Osmanlı makamlarına gelen istihbarat böyle. Toplantıyı takip eden birisi ki anlaşılan uzun uzun notlar alıyor. Dediğim gibi Azaryan Patrik'in ismi de. Dönemin Patrik'ine baktığınızda zaten. Şimdi soru için teşekkür ediyorum. Bana bir tamamlama fırsatı vermişti. Veriyor. Bir reformlara tepki olduğu çok aşikar. Tam bir 3 hafta sonra meydana gelmiş olması hiç tesadüf değil. Hans Lukas Kiezer gönderme yaptı. Bu mektuptan, telgraftan 5-6 ay sonra da bir telgraf gönderip reformları uygulamaya başladınız. Bu yeni şeylere neden olacaktır gibi, yani adeta şeyi de böyle, ne denir, oldukça cüretkar ifadelerle kendi vilayetlerinde reform yapılmasına karşı tepkili oldukları da açıkça ifade ettiler. Yani kendileri için bir korkunç bir senaryoydu. Bir, sosyoekonomik çıkarlarını tehdit eden bir şey reformlar. İkincisi de belki de kendilerini muhacir durumuna düşürecek bir senaryoydu onlar için. Fakat Abdülhamit, yani ceza alacaklarını bile bile diyelim böyle bir şeyde cezalandırıldı normal şartlar altında, nasıl buna cesaret edebilirler? İşte burası hakikaten uzun vakit alır, bunları uzun uzun yazmayı planlıyorum. İşte burası devletin kurumsal rollerin karmaşıklığıyla alakalı. Benim temel olarak görüşüm, Abdülhamit yönetimi bu katliamları başlatmasa dahi birçok sivil idarecinin, askerin, komutanın teşvikleri, cesaretlendirmelerini gösterecek onlarca örnek Osmanlı arşivinde. Fakat toplu bir imha fikri planlanmasa da merkezi hükümet tarafından, katliamlara kesinlikle göz yummuş, bunu politik bir enstrüman olarak kullanmıştır. Ermenilere ve düveli muazzamaya, büyük güçlere reformların yaratacağı boyutların çok tehlikeli olabileceğini göstermek için. Tabii elbette kendinden bağımsız ortaya çıkan bir durumdan faydalanma durumuna da indirgemek istemiyorum. Bir defa o güvenlik siyasetiyle, bu Ermeni karşıtı hissiyat ile belli kesimleri güçlendirerek bir defa Ermeni karşıtı bir iklimin, bir şiddet ikliminin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Böyle bir iklimin oluşmasına neden olmuştur. Bu elbette Ermenilerin kaderini sonraki yıllarda da çok trajik bir şekilde etkileyecek. Özetle bu. Evet, şöyle topluca önce bir soru alalım. Evet, sizi dinliyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Her üç konuşmacıya sormak istiyorum ama özellikle Kizer'a. Bu Ermeni Devrimci Federasyonu 1908 devrimine, Ermeniler 1894-96 katliamlarından sonra ikinci meşrutiyeti nasıl karşıladılar? Bu konuda ne aktarırsınız? Merhaba, Kezer Bey'den sormak istiyorum. In your lecture, you mentioned Ottoman Empire
Armenian massacre and Nazism. Sorry, I will repeat. In your lecture, you mentioned Ottoman Empire, Armenian massacre, and Nazism. When we compare something, there should be common features in quality and quantity when we compare. Did you compare Nazism, what did Nazism and what Armeni massacre did? Were they comparable in quality and quantity? Thanks. You're welcome. Özer Bostanoğlu. Efendim, Herr Lukas'a sormak isterim. Sayın Gölbaşı'yla birlikte sundukları, paslaşarak sundukları bir bildiri olarak, bir sunuş olarak görüyorum sunuşlarını. Gölbaşı da kendisinden büyük ölçüde bir anlamda yararlandığını, feyiz aldığını söyledi konuşmasında. Dolayısıyla bu güzel bir akademik alışveriş. Kendilerinin acaba Ermeni sorunu konusunda iki soruya cevap verebilirler mi? Birincisi, Almanya'nın şu anda izlediği, tarihçiler arasında izlenen bir Yahudi soykırımını Ermeni vahşetiyle, mezalimiyle ya da dengeleme ya da onun üstünü örtme, gölgeleme gibi bir siyasi faaliyeti var. Buna ne derler? İkincisi, Taner Akçam'la akademik alışverişleri konusunda ne derler? Yani önce onlar mı, kendisi mi ondan etkilenmiştir ya da o ona bir şekilde ilham vermiş olabilir mi? Fuat Bey'e de sormak isterim. Türk soluna da özellikle getirerek konuyu koydular. Belki haklı bir tespittir bu. Çünkü son 10 yıldır Kürt işgalini deyim yerindeyse Türkiye'de dile getiren yegane fikir kaynağı bir dergidir, dergi grubudur. Ve şu anda da dağıtımı, yayımı Türkiye'de AKP iktidarınca engellenmektedir. Son Kobane olayları vesilesiyle kalkışılan bir takım hareketler var. Ve bunlar genellikle de Kürt işgalinin olduğu illerde gerçekleşiyor. Bu bir rastlantı mıdır? Teşekkür ederim. Bir bu soruları bir yanıtlayalım. Ondan sonra tekrar sorulara bakalım. Teşekkürler. Buyurun Kize. Evet. Sorular için teşekkür ediyorum. Şimdi Türkçe sorulara Türkçe cevap vermeye çalışacağım. Ve İngilizce ise o zaman İngilizce. Şimdi yani İttihat ve Terakki ve Ermeni devrimciler konusunda ben öyle çok kısa söylerim. Biriler sağdan devrimci. Sağdan devrimci, diğerler soldan devrimci. Yani bildiğiniz gibi herhalde Hınçak ve Daşnak Sütyun, yani Ermeni devrimci federasyonu, ikisi Sosyalist İnternasyonal'ın üyesi idiler. Yani öyle, yani besbelli sosyalist bir karakterleri vardı. İttihat Terakki değildi. Yani mümkün de değildi. Yani çok ne kadar da bir kere Birinci Dünya Savaşı sırasında birine gönderdiler. Yani sosyalist yapıp onu bir kongrese gönderdiler. Yani tamamen dışarıda yediler. Yani ama tabii şimdi devrimcilik konusunda şimdi somut olarak muhalefet vardı Abdülhamit'e karşı ve bu konusunda tabii ki müşterek noktaları vardı. Bu yüzden Cenevre'de değilse de, çünkü uzun seneler Cenevre'de de beraber idiler, uğraştılar, ajitasyon yaptılar, kitap yayınladılar vesaire. Paris'te 1907'de antlaşma yaptılar. Ve bu antlaşma, yani bu meşhur, yani yurt dışında muhalefet antlaşmasıdır. Ve ondan sonra 1908 devrim de mümkün oldu. Yani sadece onun için değil, tabii ki yurt içinde de organizasyon vardı. Yani kısacası böyle karşılaştırayım. Now, concerning a comparison,
Of course, a comparison. Anyway, our understanding intellectually, the cognitive sciences, is always in terms of comparison. So comparison is both distinction and it is to see similarities. Comparison is not identification. We have to be careful with our words. So of course, I say we have to compare the Armenian genocide, the extermination of the Armenians in 1915. That was a result, at least, mildly, of a policy of deportation. And what in the language of the German administration after 1941, autumn, so the Shoah did not begin in 1933, it began during World War II. Sometimes people do not have a clear understanding of what the Shoah, that is the Holocaust, was in reality. So the administrative language of the National Socialism was also the Tehtir of the Jews. Never they used the word, of course, of extermination. We sent them to the East and they will be resettled in the East. So the most important comparatist lawyer is, of course, Raphael Lemkin. So yesterday we should have said, but we did not because we were not allowed to give any comments there during the panel where this question was raised. Raphael Lemkin is the lawyer that has worked in order to introduce in international law the term of genocide. So the word itself, genocide, has been coined by the Polish Jew Raphael Lemkin. So Raphael Lemkin began studying a lot of massacres in history and very early on also of the Armenians, and he has always used the new word that he coined in the early 1940s for the Armenian issue. So he said in 1915 this was a genocide. In his terminology, he is not only a lawyer who worked behind the scene, he is the lawyer that was the most important person to put this notion into a UN convention. So he was also very impactful concerning this convention. So this as far as the Shoah and the Armenian genocide is concerned. Because this was also your question. Yani anlatabildim mi? Evet. Yani tabii ki önemli farklar vardı. Şimdi benim değindiğim bu paper'de değindiğim nokta ilk önce bu imperial bias vardı. Yani imperial bias demekle beraber ben büyük bir problem göstermek istedim. Hangi problem? Yani eşitlik, tam eşitlik, hukuki eşitlik, radikal eşitlik. Yani her insan gerçekten eşittir. Her konuda, her dimensyonda, yani devlet için ise, hukuk için ise, mahkeme için ise, okul için, din için, bu imperial bias bunu çok engelliyor. Öyle bir hukuk sadece kavrama değil ama uygulamasını. Ve o yüzden imperial bias hem Almanya için kullandım, hem de geç Osmanlı dönemi için. Teşekkür ederim. Beyefendiye yüksek müsaadesiyle bir soru soracağım. Nerelisiniz ya da Ankaralı mısınız? Ne güzel. Siz Konya'dan Ankara'ya geliyorsunuz da işgal olmuyor da Diyarbakırlısı, Vanlısı, Bitlisisi, Mersin'e şura bura gidiyorsa bunu Kürt işgali olarak görüyorsanız yani siz haklı şöyle. Demiyor. Aşkım da
Hüseyin Bey'in bir sorusu vardı. 1909 ile ilgili. Ben açıkçası efendim 1908 evet 1908 ile ilgili. Ben açıkçası onun bir tarihçilerin fiksiyon olduğunu düşünmüyorum. Yani son derece samimi bir ittifak. Yani elbette çıkarları olan iki taraf bu çıkarlarından kısmen ödün vererek bir ittifak söz konusu. Samimiyetle kastım bu. Toprak gaspı meselesinde evet. Evet muhakkak ki öyle. Mesela Abdülhamit döneminde Ermenilerden toprak gaspı meselesine samimi bir çözüm bulmaya çalıştı. Bir komisyon kurarak. 1912'ye kadar da bu komisyon çalıştı. İkincisi 1908-9-11'e kadar Doğu vilayetlerinde bıçakla kesilir gibi kesilmişti güvenlik sorunları. Yani Büyük Kürt aşiretlerinin Ermeni köylerinde baskınları. Adeta bıçakla kesilir gibi. Üçüncüsü 1909 Adana'da 10'a yakın ya da 10 küsur Cemal Paşa Müslüman'ı asmıştır. Bu Abdülhamit'in asla yapmayacağı bir şeydi. Bu dediğim güvenlik siyaseti nedeniyle. Yani genel olarak zaten idamları onaylama konusunda isteksizdi Abdülhamit. Ama cezalandırma noktasında asla bu kadar şey olamazdı. Kendi stratejik bakışına aykırıydı. Dolayısıyla ben 1915'e giden yolun çok düz olmadığını, başından bir imha planının olmadığına, 1913'ün Balkan Savaşları'nın kilit önemli olduğunu düşünüyorum. Savaş anında bile, mesela Fuat Dündar çok şeyin önemine dikkat çeker, tehcir. Yani bu bir bahane değildi tehcir. Tehcir o sırada işte katliamlar olur diye basitçe düşünülen bir şey değil. Dolayısıyla bu radikalleşme göz ardı edilmemeli. 1915'e bakarken başından beri Ermenileri kesme arzusuyla yanıp tutuşan, 30-40 yıl boyunca bu arzuyla yanıp tutuşan bir Osmanlı bürokrati imajı şey değil. Fakat bu elbette 1915'i meşrulaştırmak değil, sonuçları bir halkın ve kültürün çok kolay bir biçimde yeniden kalkamayacağı bir kırımdır. Ve buna ahlaki bakımdan, hukuki tartışmaları bir kenara bırakıyorum, ahlaki bakımdan bir soykırım demek gerekir. Yani aslında bu soruyu cevaplamak biraz tehlikeli bir şey ama çok açıkça ifade etmem gerekirse 1915'i 1895'ten 1909'dan görmek ya biraz sorunlu bir şey. 1907'deki Ermeni örgütleri ve İttihat Terakki ilişkileri belki İttihat Terakki'nin Kürt aşiretleri ile olan ilişkilerinden çok daha ileri bir aşamadaydı. Ve yaşanan 1915 trajedisi 1895 ya da 1908'in kesinlikle bir mekanik bir devamı değildi. Bir, evet 1912-13 Balkan Savaşı muhacirat sorunu vardır. Anadolu'yu Türkleştirmek, nüfus, etnik nüfus politikası vardır. Ama 1914 Ermeni bölgeleri ıslahatı bir dönüş noktasıdır. Ve 1914 Birinci Dünya Savaşı. Neden? 1914 ıslahatı olmasaydı tehcir bu derece, operasyonel bu derece topyekun olmazdı. Neden 1914? Rusya'nın zoruyla imzalanan bir anlaşmadır. En kısa sürede bir etnik nüfus sayımı yapılması ve tüm idari birimlerin bu etnik orantıya göre dağıtılması prensibi vardı. Daha önce öyle bir şey yoktu. Kerkük meselesi şu an aynı mesele. Bu bir şekilde savaşa girdiği an, hele özellikle bu anlaşmayı dayatan Rusya'la savaşa girdiğiniz an otomatikmen İttihatçıların Ermenileri 5. kol görüp topyekün tehcire tabi tutmaları savaş sonrası yapılacak nüfus sayımına hazırlık olarak da algılanabilir. Aynı 1970 Barzani'nin Saddam'la görüşmesi 1974 Kürtlere karşı operasyonu da Kerkük nüfus sayımı tartışmaları üzerinden giden bir operasyon. Yani
1895-1908 çok ayrı kontekstler, çok ayrı problematikler diye düşünüyorum. Son bir kez ve son bir sorum çok teşekkür ediyorum konuşmacılarımıza ve sizlere. Sağ olun.